Kimdi o? Altan. Altan. Tamam. Tamam. Bunu soracaktım. Sağ olasın. Tamam. Tamamdır abi. Bu üç eyvallah. mevzuda Tanrı affeder bizi affetmeyiz Altan. yazıyor notun üstünde. He. Korkut abi seni sordu bu arada. Niye bilmiyorum. Nezarette kim vardı diyordu. Tamam. Şimdi bak ona dedim ki bu dediğin ne senin bir klap mılap bir şey paylaşımı. Kim dedi onu Altan? Lost MC diye bir hashtag açmışlar. Devlet affeder ama biz affetmeyiz. Tanrı'yı yaktık. Dur şimdi. Hayır dur. Devamını devam etme. Bir geri al. Bir geri cümlen neydi? Darla'yı yaktık. Bir geri cümle. Lost MC. İleri cümle. Devlet affeder biz affetmeyiz. Dur. Kahro sende ne yazıyordu Kahro? Tanrı affeder biz affetmeyiz. Bir daha söyle Altan. Devlet affeder biz affetmeyiz. Kahro. Tanrı affeder biz affetmeyiz. Aynı anda. Devlet affeder biz affetmeyiz. Şimdi burada bir şey var. Ben bunları gidip anasını siker tararım o zaman ben o gidip o Lost MC'yi midir nedir. Dur oğlum. Benim hiç sikimde olmaz. Şimdi gider tararım hepsini tek tek. Yapak onu da yapak. Başta sakin, başta sakin. Biraz durarız olmaz sakin. Hepsini teker teker tararım eğer böyle bir şey varsa. Hayırdır amına koyayım. Yok başta sakin bak şimdi bak. Bu yaptığın yanlış işte. Şu an bu yaptığın yanlış. Drop'u çözeceğim arkadaşlar bu arada bir dakika. Şimdi ben diyorum ki bunlar bir motokulap mı bu dediğiniz sizin? Ya lan benim Bade de o kulüpte. Bade tamam şimdi anlaşılıyor tamam güzel. Burak da Bade de orada. Şimdi diyorum ki bizim içeride adamlarımız olsa bu klubun hareketlerini. Bu adamlar Burak'la birlikte yaptı belki bu işi. Nereden biliyorsun oğlum? Onu söylüyor oğlum. Belki Burak. Tamam oğlum ben diyorum ki Burak Bade tamam ben işte belki de en yakınlarınız sizi asıl satan kişiler. Bade senin sevgilin değil mi oğlum? Lan belki de yanına bir lan belki de o da yaptı diyorum. Her şey abi, tezgahtı diyorum. Anlamıyor musun Allah lan? Allah kahretsin ya. Tamam her şey tezgahtıysa nereden ben de diyorum ki oğlum uyuşturucu sattığımı nereden bilecekler bu adamı? Tamam Burak'ı Bade'yi bir kenara atın o zaman. Şimdi kafanızda düşünün. Bir içeri bir adam bizim sokmamız lazım. Bu motoklaba giriş kolay. Bana geçen dediler ki bir tane motor al bir de 5000 dolar getir klaptasın. Klabın içindeki her şeyden haberdarsın. Şimdi. Kenan. Söyleyeyim mi abi? Şimdi bence o kadar basit olmaz. Bu adamlar kahramanın bu işi yaptığını biliyorlarsa kahramanın çevresini de biliyorlardır. Öyle 5000 dolar sana her bilgiyi vermezler. Durun şimdi. Aklıma bir fikir geldi. Şimdi biz hala bu olayın kimse tarafından yapıldığını bilmiyoruz gibi davranacağız. Ben sevgilimin yanına koruma geliyormuşum gibi Lost MC'ye gireceğim. İşte bu. İşte bu. Mantıklı. İşte bu adamın sevgilisi. Şey varsa, eğer böyle bir şey varsa beni sike sike alacaklar o kulübe. Tamam. Burak'ı da sokacağım araya. Tamam şimdi dinleyin. Sokacağım. Beni sike sike alacaklar o kulübe. Şimdi dinleyin. Tamam bu olay şimdi bak. Birden sen gidip motosiklet satın alırsan falan bu olay çok dikkat çeker. Evet, şimdi doğru. Bak ne yapıyoruz? Bakın. Senin doğum günün ne zaman? Kimin? Senin. İstersek yarın olur. İstersem yarın olur. Yarın. Yarın bu adamın doğum günü. Sen alacağın motoru bize parasını veriyorsun. Biz sana doğum günün diye hediyeyin diye motor alıyoruz. Sen de diyorsun hangi bu motor para? Motor parası. Ben hangi para diyorum adamın para yok. 3000 dolar var. Kaç tamam para motosikletler kaç para? Motoru ben alacağım. Tamam. Altan motoru hediye alıyoruz biz. Tamam mı? Doğum günü partisi bir yalandan tamam dolandan abi bir parti. Bizim mekanda kullanırız orada. Hacı Dayı'ya da güzellik olur. Mekanı doldururuz falan. Ondan sonra motoru hediye ediyoruz. Onda bir iki gün içinde falan motorla gezerken yarın, Bahru. UTC saatiyle yarın mı düşünüyorsun bunu? Onu konuşuruz. Onu konuşuruz. Evet, UTC saatiyle yarın ve diğer günler ben şu an Adana'da olacağım. Annemin yanına gideceğim artık. He abi, sen bayram şeyine mi gideceksin? Bayram tatili bir anamın elini öpeyim. Gidip. Tamam ondan sonra yaparız bunu. Bunu ondan sonra yaparız. Tamam. Şimdi dediğim gibi o işi hallediriz işte 3-4 gün bilmem ne. Tarihi biz UTC'ye göre ayarlarız. Onu konuştuğumuzda buna hediye ediyoruz. Bu da 2-3 gün motorla takılıyor. Sonra motorla sıkılmaya başlıyor tek başına. Başta Bade ile geziyor. Bade Burak derken 3-4 kişiyle zaten tanışır. Bugün de toplaşmıştı onlar. Ondan sonra yavaştan işte klubun içine giriyor. İşlerden de bırakmış gibi. Kahramana bu iş. At onu yere. At kulü at yere. At. Söndür ayağınla da bas. Otelin değil mi? Kim ödeyecek onun parasını otelin? Lan tamam veririz lan.
Onu ya, Neyse. odaklanamıyorum Kenan ya. Dediğim gibi işte olay Bir dediğim şey gibi. soracağım sana. Sen ne Hı. zamandır bu kadar akıllısın lan? Harbi ha, zehir plan yapmadın Oğlum. mı? Dur, doğru karıyor, dur. Siz aldınız mı paranızı Doruk'tan? Yok, hiçbir şey almadım daha. Ben de almadım daha. Ben de almadım daha. Tuşları unuttum ama ben. Tamam, Ben de Doruk sen almadım aradı daha, duydunuz kapattı. mu? Tamam, Tamam. aradı kapattı. Olay değişimde. Hangi Sözleriz tuşa ama o bastın? sorun değil ya. Alo. Doruk hayırdır şimdi? Paket olduk oğlum, ne hayırdır? Doktoru bir öğren bakayım ya, kimmiş? Ne yapacağız şimdi? Bir şey, kimin telefonu yoktu? Doktorun var mıydı? Doruk nasıl paket olduk? Karo. Karo. Burada Telefonla sanıyorum Kenan, konuşma. dur. Telefonla konuşma. Hacı bir konum attı. Doruğu doğruya atalım. Konumu oraya geçsin. Doruk şimdi acil bir konum atıyor. Herkese oraya gel. Hapiste misin? Amına koyayım. O zaman senin ziyaret saatlerin ne zaman? Tamam, biz hadi hapishaneye gidiyoruz. Haydi. Tamam, hacıları alalım, öyle geçelim hadi. Hadi abi. Şişt, durun durun. Heh. Hı. Bunu şimdilik kimseye bahsetmeyin. Hala muhbir üçümüzden biri bile olabilir. Çünkü benim uyuşturucu yaptığımı ya şu üçlü, ya hacı, ya da diğerleri biliyordu. Bak, bunu hepiniz adım gibi biliyorsunuz değil mi? Harbi lan, şu an bir dur bakayım. Biz üçümüz Nereden biliyor biliyoruz. oğlum? Bu adamlar Bak. nereden biliyor bizim uyuşturucu sattığımızı? Biz üçümüz biliyoruz. Dayı biliyor. Azer biliyor. Hüseyin biliyor mu? Bayındır biliyor. Hüseyin biliyor mu? Hüseyin biliyor mu? Hüseyin bana Bilmiyorum. bugün sen bir şey satıyor Hüseyin mu dedi. biliyor. Hüseyin biliyor. Başka kim Bir var? şey satıyor mu dedi? Evet, bana bugün Ya sen bir şey biliyor satıyor demek ki. mu dedi. O Dursun buradaysa biliyordur. köşede dursun, tamam. Buna da öyle demeyin. Milletin arasında öyle konuşmayın. Bak, Yok ben ben işin hayır. artık Ben piçi Hüseyin'e oldum. satmıyorum dedim. Ben Hüseyin'e satmıyorum dedim. Kanka, onu sorduysa senden şüphelenmiş demektir ya. Orada bir şey var demektir. Tamam, bu aklımızda kalsın. Hadi bir hacının Aynen. yanına gidelim. Tek Tamam. bekliyormuş. Oradan hastaneye Tamam, geçelim. kimseye Tamam, güvenmeyin, burada konuşulan birbirinize burada bile. kalsın. Aynen. Heh, benim araba mı çalınıyor yine? İki araba mı gidiyoruz? İki Kapıyı araba mı aç gidiyoruz? lan. Gel, iki araba gidek gel. Oynama lan kapıyı. Mantıklı. Gel lan gel. Oğlum Doğru. dur, mantıksız hareket yapıyorsun. Senin araba 4 kişilik. He. Kolay gelsin. Eyvallah, iyi günler efendim. Süreceksen sür. Şöyle gidelim hadi. Ulan insan bir selam verir Altan. Dayı. Oo dayı, Burak görmedim Kerem ya. de buradaydı. Dayı hoş geldin, hoş geldin. Günaydın. Dayı Merhaba bir Sezgin. durum var da sonra sana dönük mü? 15 dakika Olur. sendeyiz, tamam mı? Olur. Kendinize iyi eğitelim. Dikkatli lütfen. Tamam Haydi. dayı. Adamın hiçbir şeyden haberi yokken bulaştırmayak da bir şüpheli daha çıkmasın ama. Bu Aynen işaret dediğin öyle. yer neresi lan? Tamam, Oğlum bu işaret işaret dediğin attım. yer neresi? Bilmiyorum. Hacı oraya çağırdı işte. Attım işareti. Yavaş lan, şehrin ortasında. Nereye gidiyorsun lan? Oğlum işaretlediğin yere gidiyorum. Dur hele bir dakika. İşaret Bir yok değil mi şu işaretle, an? bir daha işaretle, bir daha işaretle. Ben şu Devam. telefonu bir kapatayım da arayan soran olmasın, sessiz alayım. Hüseyin mesaj atmış iki defa neredesin diye de. Yine mi girdi? Dur. Oğlum bak, ben çok pis kirlendim bak. Bak bu doğruysa, bu Lost MC bu işin içindeyse bak sikerim bak, cidden Abi ben bunları Lost MC çökertirim. işin içinde, adamlar alenen Twitter'dan duyurdu. Oğlum %100 emin Nasıl miyiz abi, Lan şu an gözümden bende gördüm ya. drop yok ki. Yani gözümle gördüm, bu adamlar bu tweet'i attı. Beni Bize kaçıranlar droplu mu bunlar diyorsun gözüküyor ha? şu an? Yani başka kim olabilir ki abi? Adamlar uyuşturucuya savaş ilan etmiş. Sattırmam diyor ya. Allah Allah, girip çıkıyor, tamam bir dakika. Twitter'a One bakıp minute. geçmiş, yine de kontrol edeceğim. Çok arkada kalmıştır ama.
Yine de bakacağım. Ya ben yeni internet aldım. O değişecek. Belki ondan dolayı bir şey oluyordur. Altyapıyla ilgili bir şey oluyordur. Dur bakayım. Yok, o kadar geçmişi göstermiyor ya. Ama eminim yani, gözümde gördüm ya. Arabayı arkaya çekin de burada şey yapmasın, bolluk olmasın, sıkıntı çıkar. Şu hemen soldaki arabanın arkasına çekin şuraya. Hacı! Arkaya çekin arabaları. Tamam, bir özge söyledim bakayım. Aleyküm selam, hoş geldin. Ulan! Lan! Hacı, gitmemiz lazım, gitmemiz. Doğru'nun görüşünde konuşalım diyorsun. Hacı! Özgün'ü biri takip ediyormuş. Değiştirelim burayı. Çocuk tamam, şöyle yapalım. Abiler şöyle yapalım. Doruk hapisteymiş. Onun yanına geçelim. Ben sana atlayayım abi. Oraya gidelim. Hadi abi. Hadi. Atlayın. Bizde bir kişilik yer var. Bizde bir kişilik yer var. Siz çıkın. Siz çıkın. Biz sizden biraz sonra aynen, çıkalım. Aynen. Parça parça çıkalım aynen. Hapishaneyi bilen var mı lan? Valla ben yattım ama dur bakayım. Heh, şuradaydı. İşaretleyeceğim. Neredeydi lan? Şura mıydı? Tamam, işaretle. Bir şuna söyleyeyim. Bir şey yoksa Rüzgar. Arabası gelsin bizde. Araban ben var mı? Arabam yok. Tamam. Atla. Bizde de yer yok. Görüşürük. Şaka lan, gel lan, gel. Bin lan, bin. Atla lan, atla. Doruk abiyle konuşun da oraya gitmiş. Az duyamıyorum seni. Lan aman diyeyim ha. Tamam, sıkıntı yok. Oradan hızlı geçelim de biraz. Bak şu sarı motorludan ben bir şey yapıyorum ha. Kimdi ben o? Söyleyeyim size bak. Bu yeni çocuk var ya. İşte, Nece Erce miydi? O mu? Erci. Her ne boksa. Hastane sayacı 0. Ben size ne dedim çok oğlum? Çok saf takılıyor bu kadar. Ben size ne dedim oğlum? Sıkıntı çıkartıyor sonunda. Olabilir evet. Ama kahramanla alakası olacağını sanmıyorum. Spekülatif yani bir ikinci yayını yani. Kutlamış 25 kuruş 10. ay. Kemal seni seviyorum. Yaptığın işte iyisin. Pardon oğlum. Bak diyorum. Efendim abi. Alo Kenan. Efendim bu şeyi siz mi çağırdınız abi? Kimi? Hüseyin'i. Yo tamam, anlaşıldı. Tamam, biz de az önce onu konuşuyorduk tam. Bu, Hüseyin oraya oğlum, Hüseyin yok, çünkü Hüseyin tam önümüzden geçti. Sizin gittiğiniz yöne doğru döndü. Ha. Hareket etti. Biz de dedik ki bunu kim çağırdı amına koyayım. Tamam, Hüseyin oradan geçti yani. Evet. Tamam, şey miydi, Demir bu arada tek miydi? İki, biri daha var mıydı arkasında? İlk kişilermiş bu arada, haberiniz olsun. İki kişi. Tamam abi, tamamdır. Tamam. Ya hapishanenin orada konuşuruz, tamam. Tamam, hadi gör. Ne oldu lan? Arkadaşlar Hüseyin orada çağrılmadığına rağmen kimse çağırmamış etmemiş. Önünden iki kere geçmiş bizim bulunduğumuz yerin. Arkasında nasıl da biri yani? Varmış. Yok şimdi daha toplaştığımız yerin. Bu gizli oğlum, yeri tamam bile da. Takip etmiştir oğlum, o olay o değil ki şu anda. Tamam, olay o değil, ne olay ne o zaman? Allah aşkına, bu çocuk her yerden böyle çıkıyorsa. Bayındır abi, ben arıyor. Dövüş kulübünde gören oldu mu oğlum bu adamı? Bayındır abi, ben arıyor. Oğlum belki de dışarıdan bakıyordu işte. Bayındır abi ne diyeyim ya, ben arıyor. Mesaj atacağım mı şimdi? Ya zaten bizden biri olamaz çünkü telefonlar toplandı ya. Zannetmiyorum bizden biri olacağını. Lan oğlum, akıl var mantık var, gerizekalı mısınız siz? Biz telefonsuz bir şekilde gitmedik mi oğlum oraya? Evet. Lan biz nasıl polise haber verebiliriz lan? Doğru. Onu dedim ben de işte. Doruk tek tek aramadım oğlum üstünüzü. Evet. Yani dur, kimse de telefon yoktu zaten. Bana da attı, ben de arayacağım, müsait değilim dedim. Kemal seni seviyorum, yaptığın işte. Bence de ya. Buluşacağız. Adamdan bir şey izlemek istemiyorum. Konum şimdi telefonda konuşmayın, buluşacağız. Konum atayım mı? Atın, aynen. Tamam. Yo ya da bizim mekanda buluşuruz. Orada daha mantıklı. Bizim dayının mekanda. Tamam. 25 kuruş 10. ay. Kemal seni seviyorum. Yaptığın işte iyisin. Şu dertli zamanlarımızda damardan alınan morfin gibisin. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim canım. 10. ayımız kutlu olsun. Eyvallah. Tavuk Reis 1 15. ayını kutlamış. Hoş geldinlerimize Tavuk Reis yayından. Vape 9. ay. Bizde kardeşlik nedir bilir misin? Nefesin kesilirse al bu canın senin. Yolun sonu uçurumsa kardeşim geri dön. İlk adım benim. Vay. Pros Shelby Prime ile mi müzisyenlenmiş yeni abone. Seya 11. ay hoş geldin. Keno.
Neye kardeşim? Ben gireceğim diyorum bunlara. İçeri. Tamam, orasını detaylı. Bugün dayıyla da bir danışalım edelim. Yılmaz abi nerede? Ne bileyim. En son ben motele gidiyorum dedi, gitti. Tamam, bir hepsiyle danışalım edelim, ona göre konuşalım onu. Seya 11. ay hoş geldin. Cynex yeni abone, Prime ile müzisyenlenmiş. Blue Screen of Death müzisyenlenmiş. Hoş geldiniz. Ekrem İmamoğlu 61 müzisyenlenmiş. Hoş geldiniz arkadaşlar. Aynen. Kapalı otoparka koy Altan. Arabayı çekerler. Bana bir klepi modu lazım ya. Volt Creative var mı güzel bir klip? Davet etmediniz. Böyle... Yok abi, etmedik. Güzel bir şeyler yapabiliriz. Sakın niye takip ediyordu ama? Bir şey diyeceğim. Benim üstümde emanet var, haberiniz olsun. Ruhsatın var mı? Bulundurma yok. Arabaya koy arkasına. Sen bir şey olduğunda uza. Burada ne olacak? Arkadaşı ziyarete geldik can. Ne yani? Abi bu Hüseyin valla bir iş var orada. Kaç yerde? İki kişi abi, ya iki çünkü kişi sizi takip ediyorlardı. Benim tam beyaz görünce... beyaz range döndü abi, tamam mı? Siz düz gittiniz. Korkutlar sol gitti. Baktık amına koyayım herkes farklıya gidiyor. Biz de sağa döndük. Hemen şey beyaz range'in arkasından bastı gitti. Bize yakalayalım hani arkanızdan geliyorsa falan filan diye bastık geldik. Sizi gördük, motor yoktu. Muhtemelen bizim döndüğümüzü gördü, kaçtı o. Kahraman, bizim olabilir. Yaptığımız işi bilmeyen var mı burada? Ne? Bizim yaptığımız işi bilmeyen var mı burada? Vallahi var. Tamam. Hüseyinlik bir durum olmayacağını söyleyecektim de konuşurum o zaman sonra. Hüseyinlik değil yani bence. İçeride miymiş ya. Şimdi? Bir girelim içeri. Bir girelim. Bir gel, girelim. Ben bir doğruyu arayayım. Gelsinler. He, gelsin siz herkes tamam. İsterseniz siz girin, konuşmaya başlayın. Tamam, bekleyin. Tamam. Doruk geliyoruz. Bu ne lan, içeri damlatıyor mu bura? Oğlum bura damlatıyor ya. İdare edeceğiz ya. İçeriği su mu basmış? Aynen, su basmış su. Doruk bey. Oğlum kaç kişi geldiniz lan? Amına koymaya geldik oğlum. Sana geçmiş kaç olsun, lazım? Geçmiş olsun Doruk. Eyvallah eyvallah. Geçmiş olsun. Bağrına zıplayamıyorum lan. Amına koymaya geldik Doruk. Ne diyorsun abi? Ne oldu, sana bir şeyler dediler mi? Nasıl abi? Duyuyor musun mu lan, ben anlamadım. Ben de anlamadım. Yağmur sesinden dolayı. Biraz bağır bağır. Biraz aynen. Bağır. He. Öyle mi oldu diyorsun? Bana kaşıdı. Ne, anlamadım ki, siz duyuyorsunuz mu lan? Bize bir şey mi anlatmaya çalışıyorsun? Ben diyorum ki ama. Yok abi. Bir şey diyeceğim, dinleniyor olabilir. Hayır. Yok Doruk abi, ben ha. Ben tamam seni düşünüyorum bu arada. Doruk dinleniyorsan elini kaldır lan. Kenan sen duyuyor musun lan? Yo abi, ben de duymuyorum, öyle cevap verir mi diye deniyor. Allah seni kaldır da ölmesin ya. Abi kameralar falan var zaten. Doruk. Geçmiş olsun kanka. Lan. Lan oğlum. Ha. Duyuyor musunuz lan? Camı açtılar lan. Herhalde yukarıdan, evet. Oğlum yok, şu anda siz bende yok oldunuz ha. Neyse, sesim geliyor mu size? Geliyor geliyor. Tamam tamam. Ne var dar oğlum içeride? İşte ben... Oğlum vallahi bilmiyorum ya, bizim Osman abiyle... Aynalı neyse. Cam aynalı. Aha. Şimdi şey işte, ben kaçtım. Baktım işte bir yerlerden laf geldi bana. Ben dedim... Abi şu telefon çalıyor, ben bir dışarıya bakacağım. Hemen iki evet dakika. Tamamdır. Evet. Dama akıyor lan bu. Vallahi iyi yapmışsın Doruk. İyi yapmışsın. Vallahi iyi ben... yapmışsın. Allah Allah. Ben olsam ben de öyle yapardım. Aynalı cam aynalı ya ondan. Kahro. Neyi anlamadı adam, duymuyor musun? Bak lan aynada ayı var. Tamam, görüşürüz rüya babay. Ben hiçbir şey anlamadım abi, siz duyuyor musunuz? Ben de anlamadım. Ben de duymuyorum valla. Ben duymuyorum şu an. Bu çocuk bir kötü kötü olmuş, ne vermişler içeride? Görevli var mı şurada, ona bir soralım. Ete benzi sormuş çocuğum. Çıkabilirsen buradan sor. İyi oldu değil mi buraya geldiğimiz? Valla baya sohbet ettik, adam da rahatlamıştır şimdi. İyi oldu, biz buradan bir çorbacıya gidişimiz var o zaman. Ya bir dakika amına koyayım, Doruk'la konuşmaya falan gerek yok. Buradaki herkes şu anda orada mıydı? Evet. Evet. Ben ne dedim direkt söyleyeyim. Arkadaşlarla muhabbet ediyorduk dedim. Hacı vardı dedim, Kenan vardı dedim, o vardı bu vardı. Sonradan neler olduğunu bilmiyorum. İyi yarabbim. Çünkü kaçırıldım. Oğlum kaçırıldım, senin muhabbet benim ediyordum. Kafama vurdular. Demen sıçtı zaten, adamlar biz orada yoktuk abicim, dedi çünkü. Abicim ben haber veremedim size. Lan. Haber verecektim telefonla, veremedim. Lan,
Aha camı açtım. Oluyorum ha. Bakayım ha. Oğlum hapse girdim. Bütün boklar beni buluyor. Amına koyacağım ha şimdi. Ne oldu? Lan. Duyuyor musunuz lan? Evet, evet, evet. Oğlum ben niye doğru doğru bakamıyorum, sola bakıyorum. Tanrı yani. Tanrı beynime bir şeyler yapıyor şu anda. Bende de bir sıkıntı var. Siz bana bir şeyler sorun, ben cevaplayayım abi. Ben sizi duyuyorum şu anda. Yok gerek yok, geçmiş olsun demeye geldik ya. Hayır sağ içeriden oğlum, içeriden eyvallah. Ayrı bir şey söylediler mi diye. Gerisini çıkınca konuşuruz burada çünkü şeyler var. Dinliyorsunuz falan. Doğru lan. Oğlum, yani. Takip aynen, ediliyoruz aynen. Ha. Bak bak kamera var bak üstte. Seviyorlarsa bizi demek ki korumak amaçlı. Öyle 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 öyle. Aa, oğlum bizi kim sattı lan acaba? Şu kamera mı? Amına koyduğum şu kamera mı? Olabilir vallahi. Şöyle bir örnek vereyim. Senin adamın. Benim adamım mı? Başka çaresi yok yani. Başka kaçar yok. Aynen aynen öyle. İmkanı yok. Telefon yoktu bir kere. Kimse de yoktu abi. Amına koyayım telefonumuz oğlum, yoktu bir kere. Nasıl yakalanır? Takip doğru. Takip etmişlerdir belki. Ya Allah aşkına abi, nasıl ya? Bak ben anlatayım mı sana gördüğümü? Anlat bakayım. Ya ben yani bu arkadaşlara da benim anlattım. Hani bunların da öyle düşünmesinin sebebi benim. Anlatayım abi. Beni aldılar içeri. Beni içeri aldıklarında sorgu odasına girdiğimde bu senin sikırı var ya çağırdığın. O kenarda böyle şeye yaslanmış. Belinde bir tane holster. Bu dolaplar var ya. Hmm. Bunların şeyleri tuttukları, arşeleri tuttukları dolap. Oraya böyle yaslanmış sikırı. Belinde bir tane şey. Holster dediğim gibi öyle duruyor. Adam içeride bile değil bu arada. Heh, doktor. Adamı bu arada içeri almadılar. Herif sorguya tutulmadı amına koyayım. Hiçbir şey olmadı. Rahat rahat adamı orada bekliyor amına koyayım herif. Rahat rahat takılıyor. E şimdi doktordan bunların hepsi burada. Oğlum tabii ben o doktorun, senin getirdiğin doktorun kim olduğunu biliyorum. Ben de biliyorum. Tipini de biliyorum. Tamam. Orada, orada da. Hemen araya gireceğim. Kardeşim doktor. Bir dakika araya gireceğim. Peki bu polis niye SWAT kıyafetiyle zırhlı araçla geldi? Onunla mı takip ediyorlarmış? O takip işini geçeceksin o yani. İptal. O takip falan değil. Öyle bir takip abi. Falan yer yok biliniyor. Abi. Yer hazırlıklı biliniyor. Gelmiş adamlar. Ulan biz takip edilmeyelim diye ben 6 kişilik arabayla geldim amına koyayım oraya. Ulan az ben gidelim diye. Ben sonradan gelirken az araba gidelim arkama diye. Baktım. Sonradan lan ben gelirken bile. Lan ben banka şimdi, soydum SWAT gelmedi amına. Şimdi ben şöyle bir şey diyeyim. Doktor diyorsanız biz doktorla oradan kaçtık. Doktor full yanımdaydı. Rüzgar bizim yanımızdaydı. Doktor, Rüzgar. Doktorun aynen. Seninle olmasına imkan yok. Abi, bizdeydi. Doktor sonradan hayır, geldi. Bizdeydi. Doktor sonradan, bir dakika bir beni dinleyin. Bu önemli. Doktor sonradan benim elime, yüzüme, her yerime bakıp dövüştüm mü, dövüşmedim mi diye kontrol etti. Hayır, kaçarken orada diyorum. Olgun vardı. Kaçarken diyorum. Tamam, ben sonrasını anlatıyorum. Olgun geldi. Sonrasında diyorum, biz otele geçtik ama otelde doktor kayboldu, doğru. Otelde tamam, doktor Kenan, kayboldu. Ondan sonra biz aldık. Doktor ben, Doruk departmana gittik. Doruk teslim bak. Oldu. Doruk'la birlikte doktor içeri girdi. Doktor ondan sonra çıkmadı. Beni almadılar. Beni daha sonra çektiler içerisinde. Devam öyle ediyorum. Oldu, Doruk'tan önce geldi. Hayır kardeşim ben nezarethanedeydim. Doruk'un geldiği saati de biliyorum. Doktorun geldiği saati de biliyorum. Orayı doktor, geç bir dakika. Bir dakika. Şimdi ispiyonlamış olmadığını göstermez ki Kenan seninle gitmesi. Tabii ki kaçacak. Kaçmasa şüpheleniriz zaten. Heh şimdi şey burada zaten heh, şöyle söylediğim bir şey var. Bir de şöyle bir şey var. Ha, sen söyle. Yok ya estağfurullah hacı. Tamam. Abi şimdi bir de şöyle bir şey var. Süleyman beni içeri aldığında Süleyman bana dedi ki hani hatırlıyorsun Doruk sen de yanımdaydın. İyi oldu ama konuşmadığımız her şeyi anlattık amına koyayım. Evet evet çok iyi oldu. Ya, ama bunlar sikim, ses geçirmiyor. Ben markalarına yani, baktım. Sikimleri değil bu arada. Neresi, ya giyeceğimiz erik zaten anlatayım, ya. Anlatayım abi ben sana ne olduğunu. Olmadı içeri gelip Süleyman, konuşuruz. Aynen ha. Süleyman beni içeri aldığında. Ben yoktum abi burada tamam mı? Doruk beni içeri Süleyman beni içeri aldı. Süleyman dedi ki Hacı dedi seni zaten orada olduğunu söyleyen iki tane adam var dedi. Tamam bak bir dakika şimdi herkes bir şey yapsın. Şimdi bunlardan birinin kahraman olduğunu söyledi. Doğru diğerinin söyledim. Kim, tamam bir dakika. Diğerinin kim olduğunu şu an söyleyemem dedi. Ama ve lakin adamın bana dediği şuydu abi. Sen orada hakem miymişsin, spiker miymişsin, neysin dedi. Adam benim dedi görgü tanım öyle dedi. Şimdi buradaki adamlardan sadece konuşanlardan bir tanesi kahraman. Kahraman da bana bize dediği orada biz arkadaşlarla oturuyorduk. Arkadaşlarla bir şeyler yapıyorduk amirim diyor. Şimdi muhabbet, bu ne tam neyse işte neyse kimse. Bu adam bunu nereden biliyor abi? Orada benim hakem olduğumu herif nereden biliyor? Onu da aramızdaki ikinci kişi söylemiş. Aramızda demeyeyim de ben sonradan geldim çünkü oraya. Yani.
şimdi bu adam amına koyayım kimse içeride konuşmadı. Herkes amına koyayım çıktı. Ben Korkut'u korurken yalancı şahitlikten dolayı bana köpek gibi ceza yazdılar. 20 bini ben Aynen. verdim, çıktım. Onun Korkut'a da sonrasında yazdılar. Bana da Korkut'a yazdılar. da aynı Hatice. ceza yazıyorlar bu arada. Bak Korkut'a da aynı ceza yazıyorlar. Sen de yalancı şahitlikten diye. Bak bu arada hani saçmalığın daniskası. Adam diyor ki ben body cam'den baktım. Body cam'de hacı gözükmüyor. Evet ama Korkut gözüküyor. Korkut gözüktüğü için de diyor hacıyı da yalan şahitlikten dolayı alıyorum diyor. Korkut'u nezarete atıyorlar. Korkut'un sonra dışarıdan bana verdiği bilgi de diyor ki bana da amına koyayım ceza yazdılar yalancı şeyden dolayı. Bu arada body Böyle bir şey mi cam'de var de ne amına koyayım? Korkut var ne hacı var. Yani Tamam, kayıtları ben da de şöyle bir şey göndermiyorlar. ekleyeyim buraya. Bu yeni gelen bir çocuk vardı sarı. Evet. Motoru falan olan. Özgün'ü O mü diyorsun çocuk lan? herhangi bir Biraz şekilde daha yok. pantolon. Erci. Kim? Erci. O çocuk herhangi bir şekilde çıktığında hatta Erci'yle alay ben yan geçti. yanaydım. Erci'de bir şey yok. Ama alay geçti, dalga geçti, herhangi bir şekilde ceza bir Erci şey yememiş. gerizekalı oğlum. Çocuk o öyle öyle. gerizekalı ya. Çocuk öyle zaten. Oğlum Ben ceza de bir şey yememiş diyeceğim. adam. Kusura Ben bakmayın, de bir şey yemedim diyeceğim. oğlum Bir ceza. ayaklarınızı oynatın. Bir ayaklarınızı oynatın. Sıkıntı çıkmasın. Ben de yemedim ceza. Sen de mi yemedin? Ona Muhbir bilgi yemedim yok. oğlum, ben de yemedim. Muhbir kahro olabilir o zaman. Bize yalan Ben de şahitlikten oğlum yemişler. bir Azer yedi galiba. Bir de ben yedim Kardeşim işte. bir dakika, bir de her şeyi benden dinleyin. Hepiniz kaçtınız, beni paket ettiler orada. Hiçbir şey yapamadım, ellerimi kaldırdım durdum. Tek sen mi Aldılar paket beni oldun? arabaya. Benle bu gerizekalı Erci. Kim? Ha, Aldılar sen Erci'yi, derci. götürdüler bizi merkeze. Ben dedim ki arkadaş ortamında muhabbet etmek ne zamandır illegal örgüte giriyor? Memurum Ben dedim, muhbiri devam et biliyorum bu dedim. arada chat. Aynısını Yılmaz'la Erci de sahneye söyledi. Ben hatırlayın. arabada Erci'ye demiştim, muhabbet ediyorduk Erci, sen bir şey gördün vesaire. Ama Orada. artı bir muhbir Hatta daha şöyle bir olabilir. şey de var, Yani Azer'i de aldılar o burada an. çözmeye Ama çalıştığım o sonradan değil ben benim. Azer'i görmedim nerede. Mesela Demir hiçbir Azer şey ben çalmış söylememiş oluyordum. olup Azer'i görmedim ondan sonra. Azer'i bıraktılar başka mı biri bilmiyorum. muhbir Azer'i de olabilir. paket ettiler çünkü. Azeri kelepçeleyip Karakoldaydı. getirirlerken ben Neredeyse, gördüm. bir dakika abi beni Artı bölmeyin. bir. Ondan sonra beni aldılar Evet, işte sorguya. doktor olabilir. Bana hala devam ettirdi. Ne yapıyordunuz, ne ediyordunuz? Arkadaşlarla toplandık, muhabbet, sohbet ediyorduk. Bu bir suç mu vesaire yaptım. Arkadaşlarınızla toplanıp muhabbet ediyordunuz. Telefonlarınızı da aldılar mı? İşte telefonlarınızı nereye koydunuz vesaire yaptılar bunlar. Ben dedim ki sana ne kardeşim, arabama koydum dedim. Aynı böyle. Ay, ondan sonra dedim ki beyninizi almıyorum vesaire dedim. Sorguyu bitirdi, beni nezarethaneye attı. Hiçbir şey de yapamadılar. Dediler ki arkadaşların kim vesaire dediler. Ben tek tek Hacı, Kenan, şey falan söyledim. Ondan sonra muhabbet ettik dedim. Bu kadar benlik. A dedim Devamını amına anlat bu koyayım. arada. Devamını anlat o Ne senin devamı? başına gelin. Devamı. Sonra devamına geliyorum. Size neden haber veremedim? Telefonumu alamadım. Beni saldılar bunlar. Yetersiz şey mi vesaire vesaire. Tuttular beni bayağı bir süre içeride. Ha, kanıt yokmuş bana söylediler. Ondan sonra nezarethaneden çıktıktan sonra ben kıyafetçiye doğru yürüyordum. Kıyafetçiden sonrasını hatırlamıyorum. Üstümde bir not vardı. Okuyorum notu amına koyayım. Burada sikerim artık ne olacaksa olsun. Kahraman Gel. Karayindi, uyuşturucu ticareti. Tanrı affeder, biz affetmeyiz. Yoğunluğun Babamda da bir alakası yok darbe. ki. Ya anasını siktiğimi motorcuları ya. Onunla bu Ben ona mevzunun bir kodum alakası kitapları yok. Twitter'da Uyuşturucu da geçen yazmışlar şeyleri oraya. yaktılar. Tarlayı yaktık diye şekil şukul yapıyorlardı. Bir şey diyeceğim. Geçen Bir de şey o... diyeceğim. Bir dakika Geçen... Doruk. Doruk bir dakika, Amına... bu sefer sert çıkışacağım. Bu odadan bu şey Bunlara çıkarsa çıkacağım. amına koyayım, kim söylerse onun kafasına sıkarım, şimdiden söylüyorum. Oğlum var ki aramızda. Hacının şey Şimdiden olduğunu, hakem söylüyorum. olduğunu nasıl biliyor adam? Şu anda Hayır, da ondan hala biri var. bahsetmiyorum. Motorculara lafı iletecek olan varsa hepinize sıkarım, haberiniz Yo olsun yo. kim söylerse. İletsin motorcuların icabına ben bakacağım zaten bizim Hayır, ben çocuklarla. hayır öyle İletsin değil. onun da icabına Doruk, bakarız. planımız var. Anlatacağım ben sana onu sonra. He tamam o zaman. Oğlum burada Şimdi dinleniyoruz lan. He. Sakinleştiyseniz şöyle bir şey söyleyeceğim. Tabii ki. Bunu Demir Ondan korktu dolayı kusura da size bakmayın abi bunu söyleyemedim, böyle söyleyeceğim. böyle dedim Söyle diye. baba. Orada patladık zaten. Abi şimdi şöyle biz oradan uzaklaştıktan sonra otele geçtik biz. Otele geçtikten sonra benim telefonum çaldı. Burak. Burak beni aradı. Dedi ki abi neredesin? Bu arada Burak bana şimdiye kadar hiç öyle bir aramada bulunmadı. Abi nerelerdesin? Ne yapıyorsun? Ne O ediyorsun? da Falan filan derken motorculardan değil mi amına hiçbir koyayım? şey. Heh, Evet. hiçbir şey sormadı herif bana şimdiye kadar. Birden öyle sorusu geldi herhalde aklına. Esti. Adamın bana söylediği, sorduğu daha doğrusu. Abi neredesin ya? Görüşemiyoruz şu an. Neredesin? Falan filan dedi. Ben de Burak'ı sevdiğim için hiç öyle düşünmedim bir şey. Dedim ki oteldeyiz zaman okuyayım dedim. Demir ben oturuyoruz dedim işte. Öyle işte geçeceğiz dedim şimdi sanayiye dedim. Bunu deyip telefonu kapattıktan bir dakika sonra Demir yanımda. Şahidimdir. Polis arabası içinde SWAT bir tane şey polis. AR'la Saniyesinde geldi. sahnesiyle içeri girdi. Hacı ellerini kaldır dedi. AR tuttu bu arada bana. Bildiğin assault rifle tuttu herif. Kaldırdı abi ellerim havaya. Kelepçe dedi beni attı şeye.
Benim bu arada hiçbir şekilde otelde olduğumu bilmeden sabaha kadar dinlerim ha. Ben adama diyorum ki, aynen ben adama diyorum ki oteldeyim ben diyorum. Otelde dedikten sonra abi içeri lock diye polis arabası giriyor. Bu arada her şeyi yıkarak giriyor herif. Hani öyle söyleyeyim. Hacı'nın arabası bile yok ortalıkta bu arada. Ha, bunu da yani ben söyleyeyim abi. Gelmiş olamaz kapıdan hani senin arabayı. Hani olur da bir şey hani şey yaparlarsa abi, ben kendi şey fikrimi de söyleyeyim burada ben kısasından. Ben Burak'ta bir daha herhangi bir şey konuşmam. Oğlum Burak dediniz kimden? Sakin ol. Bizim mekanikteki yok mu ya? Haa bizim Burak mı? Ulan o da motorculardan. Harbi mi diyorsun? He işte o motorcu. Benim sevgilim lan, benim sevgilim motor kulübünde lan Bade. Hem de ele başlarından Burak. Püh amına koyayım o zaman. Ele mi başlarından? Kurucularından yani motorcuların. Ek bilgi verebilir miyim? Ha. Motorcuları kurmuş ha. E oğlum bu Burak. Bu motorcuları başıysa şimdi bunların. Bir dakika abi, ben şimdi iki kişi aynı anda konuşunca odaklayamadım kendime. Bir dakika sırayla anlatın. Doruk sen söyle hele bir daha. Abi bu Burak şimdi onların başı mı, ortakları falan mı ne? Ya aynen. Bana zamanında ben motoru alsın diye buna 60 bin dolar borç verdim. Abi biz öyle bir kulüp kuruyoruz. Ben de kurucularından dedi. Ben de motoru alacak param yok dedi. Ben de üzüldüm. Lan, 60 bin dolar da cebimden verdim. E oğlum motor bu benim bildiğim kadarıyla motorcular bu otları sevmiyor. Geçen Twitter'da da işte yazıyorlardı. Yaktılar falan. Bir de ben konuşurlarken kendi aralarında bir bizim çocukların bana söylediklerine göre ben duydum. Otları sevmiyorlarmış. Hatta bir ara Ozan Siyah var aralarında. Dedi ki bana, kıvırcık duymuş söyledi bana. Şu Doruk'u bir ara dövelim demiş. Toplanıp da demiş. Zaten Kahraman Ozan. Ben karşılaştık polislerin çıkışında karakolun. Kahraman bana dedi ki abi benim kafama vurup bayıltıp dedi bir yere götürdüler dedi. Kimden, motorcular mı? Şey ya o motorculardır işte, başka kim olacak anlamadım. Derken arkamı döndü. 3 tane motor geçiyordu arkamdan, 2 tane. Karakolun önünden. Evet Kenan, sen söyleyecektin abi şey. Bana ne koyar abi biliyor musun? Amına koy, motor falan hiç sikimde değil. Eğer bunlar olurken Burak'la Bade bunları biliyorsa bana o koyar abi bak. Oğlum bilmeme bana imkanları var mı? Bu koyar bak. Bilmeme imkanları var mı? Bana en çok bu koyar abi. Bana başka bir şey koymaz bak. Lan Hacı'nın benim arabamda olduğunu ben biliyordum ben. Başka kimse bilmiyordu. Başka nasıl kimse geldi bilmiyor. Polis buldu onu orada. Araba filmli, duruyoruz orada amına koyayım. Biz zaten Hacı'yı alacaklarını biliyoruz. Olay yerinde arabası kalmış. Bir nevi saklıyorduk. Bir tek Burak'la konuştu telefonda. Başka ne olabilir yani? Şimdi arkadaşlar, şimdi sizlere şöyle bir uyarı yapayım. Ben göremiyorum şu an. Başka evrenden konuşuyorum sizinle. Sorun değil. Tamam mı? O yüzden ben birazdan çıkınca konuşalım. Çıkacağım birazdan. Çıkacağım zaman direkt kapının önünde olacağım. Direkt oya koyarlar bizim şeyler. Burada bizim Hüseyin Al var. Biz kapıda sigara içiyoruz o zaman. Tamam, siz kapıya gidin abi, orada bekleyin beni. Tamam hadi abi dağılalım. Eğer ben gelmezsem bilin ki buradayım. Tamam. Tamam, 2 dakikaya gidiyorum. Eğer olur da abi çıkamazsan edemezsen şu arabanın ruhsatını bana alabilir mi üstüme? Hangi arabanın lan? Abi şimdi ölümü var, şeyi var yani, senin araçların mal varlığı falan. Şanını yürütürüm yani o açıdan. Gözünü abi ne olur ne olmaz ya, Allah Allah ya. Lan oğlum. Abi sigarası olan var mı? Abi ölüm var sonuçta var yani. Verin paket maket verin de amına koyayım 200 dolar mı vereceğim sana direkt. Abim belki şurada düşeceğim öleceğim, doğru mu? Demek ki Hacı olay da anlaşıldı. Kahraman koruyayım diye yanlışlıkla sıçtı sizin olaya. Aynen biraz daha öyle olmuş aynen. Kardeşim kusura bakma sen de. Ona da yapacak bir şey yok, kendi işte, ağzıyla söylüyor. Aynen. Ben söyledim zaten orada olduğunuzu da, ben konuşuyorduk, o ne zamandan beri suç oldu dedim diyor. İşte, adamı kaçırmasalar haberleşebilsek Karo. Biz de aynı ifadeyi veririz. Oğlum haber veremedim. Telefon haber alsam veremedi. Direkt size söyleyeceğim aynen. Zaten böyle diye. Haber veremediği için biz de işte ceza yemek durumunda kaldık. Önemli abi, değil. Ya bu ceza önemli değil. Önemli lan bu. Kimin bize orada ihbar ettiği? Abi bizim ben diyorum abi bak, benim ambasya olduğumu düşünen varsa alsın sızlık abi şimdi bak. Lan oğlum ağlama. Tamam lan ağlama. Alsın sızlık abi şimdi, sikerim tamam, bak tamam. Ha. Bak bir şey alın, soracağım. Cevap ver bana. Tamam onu bir. Şunu ikide bir çıkarma tamam. Peşimizde polis var. Şeytan doldurur şimdi dur. Bu Özgün'le Rüzgar'ı tanıyor musun, evet. Tanımıyor musun? Kimi? Kim? Özgün'le Rüzgar. Yani şimdi şu anda tanıyorsun bu iki arkadaşı. Tanımıyorum abi, daha önce tanımıyorum. Öncesinde tanışmıştık. Lan. Tamam. Nerede tanıştık lan? Dur lan tamam, tanımıyorsun dur. Tamam. Sizi doktor Olgun tanıyor mu isim olarak, şahsen gördüğün baş 100 metreden tanır mı? Şehre ilk Olgun'la biz çok tanışıyoruz. Oğlum, Olgun tamam, herkes tanır. Adam, Olgun Olgun herkes tanır. Lan duyuyor musunuz lan beni? Şey Olgun yolda kalmıştı. Lan beni duyuyor musunuz? Ben duyuyorum. Ondan sonra hiç bir daha görüşmedim. Lan sen de bir isim olarak sen de bir mesele de. Duyuyor musunuz hepiniz? Oğlum nereden konuşuyor lan bu adam? Megafondan mı konuşuyor? Oğlum çocuğun kulağı. Abi bir korku taybiydiniz sen. Buna buluşalım. Öyle mi yapalım? Seslerle bir kaç vur bakayım. Tamam. Ben öyle yapayım o zaman.
Tamam. Ha, İçeriden megafon aldı herhalde. Megafonla konuşacağım şu an. Aynen aynen. Bizim Hüseyin abi sağ olsun. Tamam siz çık amına koyayım benimden artık sikeceğim. Abi ben fena haldeyim. Bu ne lan Faruk abi cosplay'im bu. Başım döndü amına koyayım. Kim ben mi? Gitmedim lan hala buradayım. Ya horoz zikleri git amına koyayım çocuk abi. Oğlum çık lan hayatımdan yeter amına koydum. Hüseyin abi al şu megafonu al. Eyvallah eyvallah. Kahraman sen de o silahı bana ver. Şimdi senin psikolojin bozuk. Ya siktir git. Tamam. Haydi arabaya binik gidek. Bir şansımı deneyeyim dedi herhalde. Doruk abi çıkmayacak mı? Öyle öyle. Doruk abi gelin şu uzaklaşıp şu köşede konuşalım. Biz onu ondan duyuyoruz. Aynen. Gelin. Lan. Lan benim aracı buraya bırakmışlar alayım mı? Ya o itneyi bulursan onu ona bir sor. Ben size söyleyeyim ama. Vallahi billahi diyorum bak. Aramızda eğer öyle bir adam bu ispikleyen falan aramızdaysa ben yüreğim kaldırmaz. Buradaki adamların hepsini seviyorum. Gelin benim kafama Kenan, sıkın öldürün beni. Ben sendeydim zaten her şeyi biliyorsun. Benim kafama sıkın beni öldürün. Manyak mısın Kenan? O arkadaşı denize atmayı tercih ederim. Oğlum bir tane dizi var biliyorsunuz mu onu? Türk dizisi Çukur diye. Ha. Ondaki amına koyayım savaş sahnesi gibi olduk hani gülüyoruz hala ananı sik. Oy aman. Ben izlemedim abi. Abi tekerlekleri tamam. Getirin de çevire bana bak. Doruk'un psikolojisinden çıkmaya çalışıyoruz. Anladım. Bu arada benim... Çıktık bence. Galiba. Bence de çıkmışızdır ya. Benim yemin ediyorum var ya. Oğlum beni Bayındır dayı niye arıyor lan? Dayı ya, aranıyor ya, aranıyor. Ya. Yine aranıyor. Açmadım. Benim daha bak herhangi bir illegal işim yok bu arada. Hiç yok. Daha şimdiye kadar yaptım elime aldım illegal bir iş yok. Tekstil şarkıcılık. Lan oğlum hayat. Buna inanan var mı canı gönülden? Karakola girdim. Ben onda abi. Da birinde yine hacıyla açık kapı vardı. Oradan girdiydik içeriye ilk seferinde zaten. Hı. İşte bu. Oğlum ben ilk defa parmaklık gördüm la sizin yüzünüzden. He. Lan bir geldim herkes bana doğru koşuyor. Lan oğlum ben diyorum arkadaşlık ne zaman sıkıntı çıkardı? Arkadaşlık, muhabbetlik ne zaman sıkıntı lan? Ne zaman illegal örgüt lan? He. Sigarası olan var mı? Var bende. Ya. Bundan sonra böyle tamam mı? Hacıyla Korkut alacağım diye arabaya kurşun yağdırdılar lan satayım geberiyor. He. Eyvallah sağ olasın. Ya oğlum abi zaten şimdi... demir gelmese biz hacı ile bak ben o Lost Temsil'e çok güzel oynayacağım ama bak. Kahraman... Ben mükemmel oynayacağım onlarla. Kahraman yalnız ifadesinde... o motorcuları ben de bir sikeceğim haberiniz olsun da. Kahraman ifadesinde muhabbet ettik diyorsa zaten kahraman olma ihtimali yok da bu ikinci kişinin doktordan başvurma ihtimali de yok yani. Zar çeviriyormuş değil mi şurada toplandı? Olgun olduğundan hemfikir miyiz? Olgun evet. Zaten. Durun yanlış ya sordum şimdi, soruyu. Şimdi şöyle bir şey var. Bir dakika hacı. Ortamdaki doktorun olgun olduğundan hemfikir miyiz? Evet. Evet, evet. Ha, tamam, başka sorun, bir şey yok. Başka İlk sorunun cevabı o değildir. Hayır, şimdi. Hacı'nın şimdi, hakemlik yaptığı olayı şöyle. Da mı o söyledi acaba? Ha, şimdi eğer onu o söylemediyse bir kişi ben, daha var. Ben, yani şeylerle falan beni içeri aldıklarında beni yukarıda bıraktılar yarım saat boyunca. Ben yukarıda ellerim kelepçeli şekilde kaldım. Aşağıda işte Doruk'u falan sorguya çekiyorlardı. İşte Azeri almışlar artık, falan. Karo, yani teker teker böyle. Şeye çekiyorlardı, sorguya çekiyorlardı. Ben içeri girdiğimde sorgu odasına, sorgu odasının içeride camların diğer tarafında sadece Doruk vardı. Camların bu tarafında ise Zafer diye bir tane komiser, Olgun ve Azer vardı. Azer onun sonrasında içeri girip Süleyman'a dedi ki, abi ben burada daha bekleyeceğim, ben çıkayım ya artık dedi, işim gücüm var dedi. O dedi ki hayır dedi sen burada bekleyeceksin biraz dedi. Belki söylemek istediğin bir şey varsa eğer dedi onun cezandan düşeriz dedi Süleyman. Azer'e. Şimdi benim yani duyduklarım kulaklarımın duyduklarım bunlar. Onun haricinde ise Azer'e böyle bir şey söylüyorsa Süleyman. Azer demek ki herhangi bir şey söylemedi. İçeride kalan tek şey de yani sorunlu adam da Olgun kalıyor abi. Dur abi Azer'e bir mesaj. Azer yalan söylemez hayatta. Azer siksen satmaz bizi bu arada. Azer hayatta satmaz. Çünkü Azer yani söylememiş anladın Azer'den mı? Sürekli söylememiş. Yanlış anlamayın da şu ortamda en çok ona güvenirim. O çocuk aynen. Memleket ilk ben, şeyi. İlk ben bu ortamda gerçek bak. İlk ben sonra Azer. Ben buradayım diye demiyorum ha. Yok ondan değildir kesin de. Valla Kenan'dan önce Azer derim ben. Aynen öyle. Neyse çözeceğiz zamanla. Yalnız o motorculara dikkat edin arkadaşlar. Şimdi burada yabancı yok. Kimse de götünü başını oynatmasın. Hepimiz illegal iş yapıyoruz. Vallahi gelir arkadan sıkarlara. Götünüzü kollayın yani. Bir yere abi, gittiğinizde hazır... bir şey yaptığınız adamı iyi seçin. Arkanızı da iyi kollayın abi. Bir de başımıza motorcu belası çıktı. Konusu açıldıysa bu Hüseyin'in takip olayına gelelim. Hüseyin'in ihbar etme durumu yok ya da bizi ifşa etme durumu yok. Çünkü Hüseyin benden aldığı malları satıyor. Hüseyin? Bana pay veriyor. Benden aldığı malları satıyor. Ben ona hangi pay veriyorum daha doğrusu. Mokar.
Abi bir şey diyeceğim. Tamam da orada biz 4 arabayız. Bizi niye takip ediyor? Ya seni etmese bize ediyor. O beni takip etti muhtemelen. Çünkü bana mesaj attı. Sarı kıyafetli Hüseyin miydi? Aynen aynen. Turuncu'ya çok var. İhtimalle o zaman o beni o takip etti. Abi hayır hayır seni değil. Beni takip etti o. Yok yok bugün şey bir önceki buluşma noktasına gelirken beni o takip etti. Büyük ihtimalle. Ürüya drone mu alıyor ürüyor? Sarı kıyafeti var. Ya sen ona mal veriyorsun da o çocukta bir bokluk var. Bir iki kere ben de ters hareketini gördüm. Ben ona sürekli sattırıyorum. Payını veriyorum gidiyor. Yani bendeki stoktan alıp satıyor. Getiriyor bana parayı. Ben ona pay niye veriyorum. Niye takip ediyor oğlum? Şimdi he ona gelelim. Biz üçümüz bilmiyorum. Konuşuyorduk ya odada. Bu bana mesaj attı. Ben cevap vermedim. Motelde olduğumu da biliyordum. Muhtemelen çıkarken gördü. Hani bir sıkıntım var diye takip etti. Ben öyle düşünüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bu Orgut bizim... abi geliş biraz şöyle yakınlaş. Ha, bizim bu gittiğimiz yer haritada tam bu şeyin at pistinin orada değil miydi? Bilmiyorum ben. Nereye lan? Beğendim. O dövüşün Gesten olduğu bakayım yer. Abi. Onu Doruk biliyor. Bir bak. Kim abi? Onu ben orayı diye hatırlıyorum ama bir bakın. Ya niye çöktün lan? Kibit sol tarafı galiba biraz. Benim şimdi burada bir anlayamadığım abi. Bir olay var. Bir dakika Demir abi. Efendim? Sen şimdi bir ikinci bir akıl olarak mı buradasın? Nasıl? Abi sen yoktun ki şeyde. Ulan oğlum bizi geldi adam kurtardı. Lan bizi kurtardı. Oğlum sen manyak mısın? Ben kurşunların arasına daldım lan. Geri vites yapalım. Aman koyayım benim haberden olayla haberim yok ki o an. Lan kanka ben... Ne diyorsun? Yani Doruk'la, bak bana Doruk'la, korkut bak. Mesaj çekti. Ben otelden uyanmıştım. Aynen. Dayı dedi şey var. Hani aksiyon var öyle yazmış mesajda. Hemen dedi buraya gel eğlence var dedi. Abi sen geliyordun. Bakma ben bilmiyorum. Yok önemli değil. Bir şey ya. Kapıdan bir girdim hepiniz bana doğru koşuyorsunuz. Ben bir de SWAT arabasının yanından geçtim. Baktım orada aynen. Koşuyorsunuz alabildiğim kadar spor arabayla iki kişi aldım. Ben işte kaçtım. Kucağıma ben aldım sana... Korkut'u. Korkut'u kucağıma aldım bindik arabaya bastık gittik. Ben abi polisleri gördüğüm halde almış, içeri daldım yani. Almış, kendisi kadın. Almış, bize sıkıyorlar amına koyayım yakalama falan. Bu arada, bu arada ben son saniye gördüm. Korkut yanımdaydı. O benim arabayı bıraktığım alt yer var ya bilmiyorum gördünüz mü siz orayı. Alt yerin tam böyle bize çıkış tarafındaki rampanın ucunda baktım böyle eğilmiş amına koyayım böyle simsiyah bir şey dolaşıyor. O kim lan dedim amına koyayım. Korkut döndü kim lan dedi. Onun sorusuna Doruk bize doğru koştu. Kaçın lan amına koyayım. Abi bir de olay ne biliyor musun? Lan çatışma da yok ortada. Biz kaçıyoruz onlar sıkıyor amına koyayım. Abi elimizde silah da yok. Bu arada ateş edildi. Bayağı taramalı ateş edildi. Onlar ateş etti işte onlar ateş etti. Doruk abiye ateş etmeye çalıştılar. Şu arabalara binip o mevzunun olduğu yere bir gidelim mi? Çünkü yok, tahmin ettiğim abi. Yerse bu motorcuların gittilerin kulübü onun yanında. Öyle yani şu an böyle hepimiz toplanıp gitmek saçma olur abi. Yok yok aynen. Abi sen onu bir ara tek başına kontrol et bugün değil aynen. Ama. Abi at yarışı değil amına koyayım. Aynen ne orası at yarışı değil ya. At yarışı. Lan orada bir yerde değildi. Yok yok değil orası değil. Korkut o motorcular sıkıntı abi zaten. Bak Doruk ne abi, dedi adam anlattı. Abi ben sıkıntı olacağım sen rahat ol. Ben sıkıntı adamlar olacağım adamlar demişler ki illegale biz de hani... Şey baş koyacağız hani ağızlarını abi, sıçacağız motor demişler. Motor kulübü yakın bu arada. Hayırdır onlar amına. Ne oldu lan chatte? Sen rahat ol abi ben sıkıntıları olacağım onların. Sen rahat ol. Yani bakalım kim kimi alacak. Abi bir saniye bir şey soracağım. Olgun'dan başka şüpheli biri var mı şu anda? Abi şu an için tahmin yok. Ettiğim ben, yerse ben şüpheli miyim abi? Şöyle şu şekilde Olgun'u eliyorum dediğim gibi. Eğer o yer benim hatırladığım kadarıyla motor kulübüne yakın. Senin beşi 12'ye mi döndü? Bizi görüp geldirip polise haber verdilerse öyle bir durum da var öde. Şu anda. O yüzden söylüyorum ben bunu size. Vallahi bilmiyorum abi de sonuçta ben artık Olgun'a güvenmiyorum. Senin dediğin şimdi ihtimal dahilinde ama ben de Olgun'a güvenmiyorum. Ya iki taraf da düşman işte biz işimizi garantiye alalım. Olgun'un da yanında bir şey konuşmayın. Var. Ben aynen, Olgun'a aynen. Güvenirim. Niye güvenmem? Bir şey güvenirim. Çünkü hacı biliyor az çok neyin ne olduğunu. Ha sonradan ipne olduysa ona bir şey diyemem. Yani ben ama... çok ben hakikaten yani onu öyle rahat rahat... Sorgu odasında gördükten sonra bayağı şok yedim yani. Hacı'nın dediklerinden sonra. Yani. Abiler bu arada. Bu arada hani benim söylediğimden dolayı kusura bakma Kenan. Benim söylediğimden dolayı hani böyle yola çıkmak değil de. Ben sadece gördüğümü söyledim abi. Tabii yani dikkatli oluruz abi bizde. İlle adamı fişlemeye gerek yok. Abi, dikkatli aynen. Oluruz. Bu adam buraya da geç geldi hatırlıyorsanız. Hatta gitti Doruk gitti aldı adamı. Yani kendi yani gelemedi yani. Doruk gitti aldı. Ama işte bir geç hani geldi, bir yarım saat falan geç geldi. Onu bekledik. 2 saat telefonunun alınmamış olması, bu iplerin üstünde telsizi var. Telsizle polislerle irtibat kurabiliyor. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Öyle bir durum var. O senin söylediğin hani güvenme muhabbetini ben ekart edeceğim abi direkt kenara fırlatacağım. Durum şu. Süleyman'ın bana içeride söylediği
yok efendim ben şeymişim, abi, tamam, hakemmişim tamam, veya spikermişim tamam, bir şey. Bir şimdi şey demiyorum. O ona motorcuların şey beni herhangi bir şekilde işte bu hakem amına koyayım bak spiker falan diye söylemeleri saçma. Yani spiker ne söyledi abi. Yani bunu? Motorla alakası yok o zaman bu durumun. Motorcular nereden geldi amına koyayım bu işe? Yok yok aynen. Ya motorcular belki şeydir abi, hani seni takip etmişlerdir Karo. Adamlar bakmışlardır işte bu herif işte şey işler yapıyor veya ne bileyim sen birine söylediysen o motor kulübündeki herhangi bir adama söylediysen onlar baktılar ki böyle böyle bir iş yapıyorlar abi. Seni de görmüşlerdir haber ver. Abi dayı, zaten dayı tweet benim attı, anlamadığım dayı. Olayı söyleyeyim mi sana? Amına koyayım ne ben ne Badi'ye ne de şeye söyledim aynısını. Burak'a söyledim bir abi, şey yaptım. Abi o motorcular bak kalabalık gördüler polisin orada. Ben seninle konuşurken orada akbaba gibi geziyorlardı. 3-4 tur attılar benim dikkatimi orada çekti. Sen de bana... Beni biri bayılttı abi kaçırdı mı bir şey oldu hatırlamıyorum deyince ben anladım zaten olayı. Abiler anladın? Bu arada Dayan'ın bir yanına gitmemiz lazım. Abi dağılalım bunun çıkacağı yok o çıkarsa aynen. Bize. Aha çıkmış mı lan o? Orada duran kim? Bakalım. Gidelim arabaları alalım haydi. Karo tamam. Karo seninle bir dayıya gitmemiz lazım. Gel gel biz de, benim biz de gideceğiz hadi. Kenan biz de gideceğiz. Eyvallah. Lan Rüzgar. Gözüm aydın. Oğlum yavaş lan. Rüzgar üçüncü eyvallah, bacak eyvallah. Çıkmış. Eyvallah, doğru şimdi olsun. Arkadaşlar teker teker Demir. Paraları alalım. Sakin olun lan. Efendim. Aha dur şu paraları alalım. Arkadaşlar şimdi bizim. Oğlum kimse para istemedi adam cezayı. Şimdi bizim etkinliklerimizde neydi kural? Eğer etkinlik iptal olursa paralar bende kalır. Siktir lan amca görüyorum. Ya amına koyayım o zaman. Kaldırılabilir. Ben de malum. Demir bir kesin. Kaldırıldı sikik. Söyle söyle. İban söyle. Biz otur orospu çocuklardan teker verin lan. Teker teker verin lan. Arma sen vermeye gerek yok. Ben sadece izleyici vereyim? Lan. Altan, i̇zleyici parası ne kadardı? Param yok. Dur 2 dakika amına. 2000'di 2000. Al al. Benim izleyici parası ne kadardı lan bu beni sikiyor. 3000 izleyici. 7000 dövüş. Bekle sus ben söyleyeyim sakin, dur. Bende hepsi kayıtlı telefonda. Doruk abi. Korkut. Korkut gel la buraya. Paraları ver. Adam tek tek yollar ya. Acele etme. Gel gel. Şimdi. Evet 50k ceza aynen. Ödeyeceğim daha özemedim de. Abi bence. Topluca abi yok, adama yok, şey yapma adam cezasını kalsın. Ödesin ya. Yok oğlum sıkıntı yok. Ödemedim ediyoruz. Lan cezanı hala. Ödemedim lan 50k ceza niye ödeyeyim lan. Kaç paran var lan? Bir dakika kaç paran var? 90 70 90 bakayım 92k. Tamam öde ceza. Öde cezanı abi. Oğlum ödeyeceğim de ödemeyeceğim amına koyayım işte. Ben de öyle hemen ödemem oğlum. Ben hemen ödemem ben öyle. Nasıl ediyor? O devletten çıkartır öyle öderim diyor. Aynen öyle. Ben anlamadım şimdi işte olayı. Ödeyecekse kalsın. Ödeyeceksen kalsın diyorum bak. Azer yok burada. Kahraman 7000 İvan söyle. Oğlum bak ödeyeceksen kalsın sen. Aynen, oğlum ödeyeceğim zaten ben sike sike ödeyeceğim onu. Beni bir yakalar iki yakalar üçüncüsünü ödetir sike sike. Öderiz onu sıkıntı yok. Sen söyle İvan söyle. Ne diyorsunuz beyler alalım mı almayalım mı? Vallahi söyleyin oğlum lan. Ben de isterim. Oğlum, sıkıntı yaşar sonra. Adam öderim diyor da amına koyayım. Şimdi bokta. Yardım edin bari. Ben istemiyorum abi. Benim tamam kalsın amına koyayım ben. Oğlum. Şimdi şey yapsın. Oğlum söyleyin lan İban söyleyin. Yok şimdi oradaki ne kadar attılar sana oradakiler abi, ben de attım bak, abi. Tamam verme 171 bak, tamam bak. Şimdi dövüşçü 4 tane. Ya korkut amına. Verme tamam 171. Bak 4 tane dövüşçü var. Tamam mı? 5 tane de izleyici var abi. Benim tamam, toplamda be. Bir 45k vermem gerekiyor yani size. Verme abi boş ver siktir et. Tamam 200 lanet olsun. Aynı onunla cezayı ödersin ama arkadaşlardan alma. Bana abi, bir lazım gibi az. Ya siktir git yeni araba aldın amına koydun nereye var? Söyleyin oğlum, telefon çalıyor bir saniye abi. Söyleyin abi tek tek söyleyin İvan'dan. Ya Doruk boş ver oğlum ceza ödeyeceğim. Boş ver abi valla ya. Oğlum biz paraları hep veriyoruz oğlum öyle olaylar. Ceza aldı boş ver. Bir dakika bedava yapar. Sapıklar türemiş. Oldu amına koyayım. Tamam, sen cezada sıkışırsan Doruk beni ara tamam. Aynen sıkışırsan. Tamamdır de vereyim valla. Sıkışırsan beni ara Doruk 206. Sıkışırsan beni aramazsın. Ton alacak paran yok amına. Amına koyayım ben de onlar Karo oğlum kimin ne verdiğin aklında mı ki senin? Evet oğlum ben telefonu tuttum ya telefonda yazıyor hepsini. Ben kaç verdim? 200-215 lan. Sen mi? Bekle bak sen Azer'e 5000 basmışsın. Bir de izleyici verdin 8000 vereceğim var sana. Ana harbi tutmuşlu adam. Genel abi seni affetmiyorum. Onu ben de biliyorum. Hepsi hafızamdaydık ya. Bak Korkut Rüzgar'a 2000 basmış. Altan evet. Rüzgar'a 5000 basmış. Özgün Azer'e 2000 basmış. Evet. Bir de izleyici paraları var. Evet. Tamam siktir et 206 ait. Kaç? İş yapılır. Kahraman. 206. Tamam. Kahraman. Heh. Repliğimi çalma sikerim.
Abi işimiz bu. 206 gönderdim. 215 izleyici. Açtı lan. 215. 171. Neyse hacının kilo. Bana bir kere basmadı mı lan? Bana böyle bir kere. Oğlum senin maçın sonundaydı. Kaç? 171. Sana evet. Sana 5 katacağız. Evet. Oğlum ben niye haberi unutuyorum? Benim var ya beynim çalışmıyor abi. Senin de Kenan. 205 abi benim. Çarlara yatmaya gidiyorum. Görüşürük. Kaç? 205. Görüşürüz. Lan tam ben söylerken söylemeyin şimdi adam yanlış atacak. 205. Tamam lan attım attım. Senin ne şey Altan? Doğru. Biz gidiyoruz. Dayı bekliyor. Kaç? 193. Lan dayı bekliyor. Biz gidiyoruz. Hadi görüşürüz. Tamam hadi görüşürüz. Haydi. Lan sıkışırsan ara. Görüşürüz. Ben aramayın. Tamam. Kenan neredeymiş dayı? Ben de geleceğim oraya. Abi gel şeyle gidelim. Altan kaçtı. Var öyle. Ben arabamı alacağım. He. Sizi takip mi edeyim? Neredeymiş? Görüştün mü? Nereye gideceksiniz? Ben bilmiyorum soracağım şimdi. Rüzgar. Karan'ın yanına gideceğiz ya. Üzgün. Niye ne olmuş Karan'ın? Ben görmüyorum. Ne zamandır şehir dışındaydım ben. He. İyi gidek benim arabam. Kahru araba yapmışsın. Nasıl ama? Lan. Çirkin kanka. Aman Allah'ım. Harbi mi bu? Demir abi. İyi sen bilirsin. Dayıya sen de mesaj atsana. Daha bana da dönmedi. Yolda verir şeyi. Tamam. Aa dur lan Rüzgar. Dur lan dur. Ben kaçtım. Hadi görüşürüz. Görüşürük. Ben seninle geleyim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Konuşalım sonra. Beni de götürün lan. Beni de götürün lan. Abi mi yazdım aradan lan? Aradan dayı nereye gidiyoruz hadi. Yazdım şimdi. Sen şehre doğru git. Şey yapar dayı. Yazar. Ben bu işi dayıyla konuşayım. Bir plan yapalım. Silsene o navigasyonu sil. Ne oldu bu navigasyon ne? Dayı. Keno. Bak benim elim ayağım titriyor bak. Ben bunları sikmeden rahatlayamam Keno. Oğlum bu bade sana oyun olmasın lan. Lan bak. Ben bak cidden bunu düşünüyorum bak. Sen yine de iyi geçin bak. Şey yapma tamam mı? Nasıl iyi geçineyim oğlum? Madem bunlarla birlikte nasıl iyi geçineyim? Madem değil. Bade kızın adı da. Bak ne yap biliyor musun? Şu anda bile şaka mı yapıyorsun lan? Oğlum sen badem diyorsun ya ondan ben şey yaptım. Madem oradan şey yaptım. Neyse konumuz bu değil. Şimdi dayıyla şey yapalım danışalım. O da büyük ihtimal diyecek ki şimdi şey etme diyecek yani. Ne etme diyeyim? Aranı bozma diyecek büyük ihtimal. Lan ben o kıza ne dedim biliyor musun lan? Ne dedin? Lan şırdanım dedim lan şırdanım. Hayatımda en önemli yeri olan bir şey lan o. Şırdan mı? Şırdanım dedim lan. Var mı oğlum daha bunun üstü? Oğlum kıza hayatındaki önem sırasını saydın. Kız 6.'ydı lan. Lan oğlum şırdan 1. sırada. Kıza ne diyorum? Şırdanım. Otomatik ben 1. sıraya yükseliyor işte. He. Bir de o ilk günleri 6.'ydı. 4 şu an. Öbürleri ne lan 2-3? 1 şırdan, 2 Adana, 3 annem, 4 Bade. Oğlum şırdanla Adana annenden daha mı üstte? Oğlum doğduğumuz şehir ha, toprak. Haa. Anayın ama olmasaydı bok doğardın. Doğru diyorsun lan annem 1'i aldım şırdan 2. Şimdi mantıklı oldu. İyi. Dayı gel buradayız. Hani lan geri zekalı dayı. Buraya attım ha. Oo geliyor bak. Dur yazdım bakayım. Üste olmasın lan. Köprü var ya. Ha üstte lan üstte gördüm herhal. Bübelek. Zütlaç. Ha bak sökünüyor orada bak sağda. Vallahi elim ayağım titriyor. Ananı sikeyim. Oğlum şu kapıyı şey yap lan bir dahakine inerken geri gitme. Dayı ne yaptın? Abim sizi bekledim. Dayı neler.
Ne oldu? Dayı ben senden bir şey isteyeceğim. Söyle yeğenim. Motor kulübü var ya. Motor kulübü? He. Bu geçen bahsettiğiniz galiba. Ne bahsettik? Bir şey bahsetmedim ben. Sen bahsettin mi lan? Geçen ben... bir muhabbet döndü. 4-5 kişiydik orada. Motorla gezenler falan dediniz. He. Bu yeni ben oluşum ben işte. Ben onu hatırlamıyorum. Dayı. Bu kahroyu bugün dövmüşler. Dövmediler. Bayılttılar. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Üstümde bir not vardı. Keno çözdü olayı. Allah Allah. Keno 200 IQ olayı, Keno. Notta ne yazıyor dayı biliyor musun? Ben bayılmıştım. Hoş geldiniz, hoş uyandım. Geldiniz. Kahraman kara indi bana. Uyuşturucu ticareti Tanrı affeder biz affetmeyiz yazıyordu notta. Tanrı affeder biz affetmeyiz. Keno da Altan'a sordu. Altan da geçen şey okumuş Twitter'dan. Anlat lan Keno. Twitter'da devlet affeder biz affetmeyiz. Los Santos bir şey club falan yazmışlar. Motorun club'ı yazmışlar. Tabi ben hemen çözdüm, bağdaştırdım olayı. Kahro'nun üzerindeki notla tweet çok eşleşiyordu. Zaten adamlar da çözün onlardan korkun diye yapmışlar da bakalım korkacağız mı acaba? Aman ben yani geri zekalıyım yine. Yok lan onunla alakası yok. Sen gene iyi çözmüşsün yani. Bak biz görmedik mesela o tweet'i. Yani Kenan... Arından mı la bu çocuk biraz? Yo onlar kafaları karışık eller. Üzülmüşler Kenan. Senin yorumun ne buna hacı? Ne ya? Bu dediklerine bu kulüp ya, diyorlar ya. Bu amına koyayım yandan yemiş sik kırıkları. Polis şey yapmaya çalışıyorlar. Rol yapmaya çalışıyorlar. Bir sik yiyebildikleri yok. Şöyle bir şey daha var dayı. Bade ile Burak. Bade biliyorsun Kahro'nun sevgilisi. Bu kulübün içindeler. Burak da benim elemanım. Yani ne oldu? Kilit burası, ben kilit burası. Kahraman içinden verdi. Ya ben adam... onu işte bak, ben düşününce benim elim ayağım titriyor dayı. Benimden düşününce elim ayağım titriyor. Peki ya Burak bu adam dediğimiz... bak, bu adam Burak denen herif. Bak bizim orada olduğumuzdan kimsenin haberi yok abi. Benim arabam bile değil. Demir'in arabasında oturuyoruz. Benim telefonum çalıyor dayı. Telefonu açıyorum ben Burak. Burak'a diyorum ki neredesin falan filan diye soruyor bana, tamam mı? Ne zamandır bir şey yapamıyoruz, neredesin diyor ki şimdiye kadar Burak beni hiç öyle aramadı. Hiç. Şimdi hiç aramadı şimdiye kadar öyle. Ben de hani dedim ki lan herhalde çocuk merak etmiş falan. Ne zamandır da hani sanayiye falan gidemiyorum. Yani dedim ki işte öyle şeydeyiz. Oteldeyiz dedim Demir'le. Oturuyoruz öyle dedim. Bir dakika geçti aradan. Amına koyayım polis arabası gart diye girdi otele. Hacı ellerini kaldırdı dön arkanı diye amına koyayım. Assault rifle'la gelmiş böyle tarmalı tüfekle. Geldi arkamı çevirdi. Kelepçeleri taktı gitti. Bir dakika sonra herife otelde olduğunu söyledikten sonra. Yani bunun tek cevabı... Polise çalışıyor bunlar yani. Bunlar polise çalışıyor bir evde, öyle mi? Belli yani, halk kahraman da olmaya çalışıyor olabilir. Ya, aynen. Şöyle bir sorun daha var dayı. Biz bugün aramızda boss maçı düzenlemişti Doruk. Oraya katıldık. Orada polis bastı orayı. Yine motor kulübüyle de bağlantılı da olabilir. İçeride muhbir de olabilir. Çünkü kimsenin haberi yoktu. Herkesin telefonları alınmıştı. Buna rağmen polis orayı basabildi. Polis oraya bastı. Peki doktor var mıydı orada? Doktor vardı. Hangi doktor vardı orada? Olgun. Olgun. Ama çok kişi olgun olduğunu bilmiyordu. Biz fark ettik çünkü yine 200 IQ Kenan ve Kahro güçlü devlet dedi. O da güçlü devlet tiki olduğu için o da yaptı. Ya ben zaten biliyordum onun olduğunu. Biz bunun öncesinde bir kere daha yaptık bunu. Demir ben falan korktum. Aynen. O zaman da geldiğinde biliyorduk zaten olduğunu. Doğru kararlan bir dakika. Ben Olgun hakkında... dediğimi biliyorsunuz değil mi? Olgun ne oldu? Olgun bizi ilk nerede sattı? Hatta aleykümselam. Hoş geldin Rodut. Aleykümselam. Oğlum dur sakin amına koyayım. Sen bu, kahraman arasana. Kahramanı kaldırmış bu döver sen de birlikte. Bu Olgun tamam, ilk yanlışını şeyde yaptıydı. Ben üzerime Hacı hatırlıyor musun? Ben sana bir mekan gösterdim. Bundan sonra satışları yaptığınızda herhangi bir kaçma olursa bu inşaatı saklanın diye. Olgun daha önce beni oradan aldı. Ben orada bir aşağı düştüm, ayağımı burktuydum. Alo. Beni alır almaz polis çağırdıydı. Hani biliyordu ne iş yaptığımı. Olgun patlağı ilk oradan verdi. Olgun büyük ihtimal polise çalışan birisi. Yani böyle illegal illegal etkinliklere geliyor diye güvenmeyin yani. Olgun
Direkt muhbir olabilir yani, direkt. Dayı ben onu şu adam olursa kaldırıp kafasına sıkacağım. Dayı şöyle bir sıkıntı var bak, ben bunu hala çözemedim. Ben ne buraya ne de Bade'ye uyuşturucu işindeyim demedim. Bilmiyorlar ikisi de. Allah Allah. İkisi de bilmiyor uyuşturucu işinde olduğumu. Burak da bilmiyor, Bade de bilmiyor. Valla yeğenim ne diyeyim. Etrafımız kahpelerle dolmuş. Doruk arayacağım seni sonra. Yo yo lan Doruk'a cevap ver. Motorcuları dövmeye gidecekmiş amına koyayım, adam arıyor yanında.